Bugünle devam edelim ama Erdoğan'ın teşekkür konuşmasında Cumhur İttifakı vurgusu vardı. Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş bir ittifak değildir dedi. Kongre'de kameralara kayda geçen çok ilginç anlar da vardı. Şimdi onları izleyeceğiz. Sen bilirsin içindeki cevheri. Üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi. Dünyada böyle bir siyasi parti yok. İnan, inan, inandığın yolda yürü. Önce kar altında seslendi partililere. Yanında eşi Emine Erdoğan da vardı. AK Parti 7. olağan kongresi bu görüntülerle başladı. Eşi Emine Erdoğan'la el ele çıktı kürsüye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesiyle coşku daha da katlandı. Birazdan Cumhurbaşkanı partisinin 2023 manifestosunu açıklayacak. AK Parti'nin 7. büyük olağan kongresinde teşkilatlara seslenecek. Çilesini çektiği sokaklarına, şehrine, vatanına sevdalı bir adam. Kongre için özel bir de video hazırlandı. AK Parti'nin 20 yıllık siyasi yolculuğu dev ekrana yansıtıldı. Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur. MHP kongreye 4 kişilik geniş bir heyetle katıldı. CHP ve İYİ Parti de temsilci gönderdi. HDP, Gelecek ve Deva partilerine ise davet gitmemişti. AK Parti'nin 7. büyük olan kongresi artık tamamlanmak üzere. Salon dışında özel bir alana sandıklar kuruldu ve şu dakikalarda da oy kullanma işlemi başladı. İlk oyu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o özel alanda kullanıyor. Erdoğan tek adaydı. 1428 oyla yeniden genel başkan seçildi. Kongre için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Salonda yapılan çalışmalarda özellikle güven ve istikrar vurgusu yapılan pankartlar dört bir yana donattı, ancak bu kez pankartlar arasında Cumhur İttifakı vurgusu da var. Erdoğan teşekkür konuşmasında da Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. İnan.